Well, for us, it was very important to come here because we know that journalists in this part of the country, Kurdish journalists, face a particular form of repression, extra form of repression, and we hope that it is something that will continue in the future. It's important for us to speak to journalists in all parts of Turkey and to understand the specific challenges that they face. So our hope is that in the future, missions will also be coming here to Diyarbakir. It was very important for us to hear directly from journalists here in Diyarbakir. Öncelikle bizler açısından evet bu da çok önemli bir ziyaretti. Bizim için ilk olmakla birlikte biz bunun devamının getirilmesini umuyoruz. Her sene düzenlediğimiz misyon kapsamında mutlaka her sene bölgeden farklı bölgelerden gazetecilerle konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden Diyarbakır'a da tekrar gelmeye elbette çalışacağız. Bizler için bugünün önemi de sizlerle ilk teması kurduktan sonra sizlerden birebir yaşadığınız hak ihlallerini ve tecrübeleri duymak oldu. O anlamda biz de bu teması sürdürmek istiyoruz. I think what was surprising for us or what impacted us was the level and the level of arbitrary, the stories that we heard of arbitrary harassment, imprisonment, prosecution, confiscation of equipments, confiscation of newspapers, going back so many years in this region, and it made quite an impact on us to hear these stories to understand the level of repression and obstacles that journalists here face doing their jobs, and makes it even more impressive that they are able to continue working under these conditions. Bizler için sanıyorum en etkili ya da bizleri en çok etkileyen konu burada yıllardır süren keyfi tutuklamalar, keyfi yargılamalar, gazetelerin toplanması, gazetecilik faaliyetinde kullanılan tüm ekipmanların, kameraların toplanması gibi konular oldu ve bunların yıllardır sürüyor olması çok çarpıcıydı. Bir yandan da bu çarpıcı baskılar ve yıllar süren baskılar altında sizlerin mesleğinizi yapmaya devam ediyor oluşu bizler için çok etkileyiciydi. Bu anlamda bunu da gördüğümüz için çok memnunuz ve çok güçlü bir basın ile burada karşılaştığımızın farkındayız. Onun için de burada bulunmak tekrar çok çok önemli. No, it is true that there are European countries that are looking at how to deal with the problem of disinformation, but the disinformation bill that is passed in Turkey has nothing in common with those bills. It is a measure that criminalizes or that has the potential to criminalize public interest reporting. And the way it is worded, the vague way that it is worded, creates so much uncertainty that we fear that it will sweep up, independent journalism. Öncelikle hayır. Buradaki dezenformasyon yasası hem bağlam açısından hem de uygulanış açısından diğer ülkelerle karşılaştırılamaz. Avrupa ülkelerinde evet benzer yasalar ya da çevrim içi platformları düzenleyen yasalar var, mevcut. Fakat buradaki kullanım ya da korktuğumuz şey aslında gazetecilere yönelik baskıların daha da artması ve tamamıyla basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracak uygulamalara yol açması riskini taşıdığı için bu şekilde. We also are very concerned in this context about the lack of independence and impartiality in Turkey's judiciary, which makes it extremely difficult for this law to be implemented in a way that doesn't harm freedom of expression. Ayrıca Türkiye'de tabii ki yargının bağımsız ve tarafsız olması, bu olmasının gerekliliği, bu yasanın daha da büyük ihlallere ve daha da büyük hasarlara yol açmaması açısından çok önemliydi. Fakat bu konuda çok büyük endişelerimiz var. I think it's also important to say that our organization speak out about laws that harm press freedom wherever they are, including in Europe, in Germany, wherever. Although we do believe that this law in Turkey is particularly bad and particularly damaging to press freedom and free expression. Tabii bizim kuruluşlarımız, uluslararası kuruluşlar ve global olarak gazetecilerin haklarını savunmaya çalıştığımız için bu tarz yasalar nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun medya özgürlüğüne zarar verecek her türlü uygulamanın karşısında dururuz. Fakat Türkiye'de özellikle bu durum yargının bağımsızlığını kaybetmesi üzerinden farklı uygulamalara yol açacağı için çok büyük de endişeler taşıyor ve medyaya uygulanacak baskının daha da artacağının
göstergelerini görebiliyoruz. Well, our IPI is not involved in producing these types of rankings, but I think that we definitely fear that this law will increase the level not only of censorship but also of self-censorship in Turkey because of the vague way that it is presented and worded, that journalists and internet users in general will fear the consequences of this law, and that is why we speak about increased digital censorship. It will certainly harm Turkey in these press freedom rankings, but it will also harm press freedom as such in Turkey. Tabii ki biz IPA olarak aslında bu gibi sıralamalar üreten bir kurum değiliz, fakat yakından da takip ediyoruz Türkiye'nin sıralamasını bu anlamda. Fakat burada Türkiye'de bu dezenformasyon yasasında kullanılan hayli belirsiz, hayli ucu açık ifadeler aslında daha da fazla sansür ve otosansüre yol açabilecek bir kanun. Bu anlamda da elbette bu kanun Avrupa Birliği'nde ya da Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin durumunu ve sıralamasını daha da düşürecektir. I think that Europe sees that there is a press freedom crisis in Turkey around press freedom and independent journalism, a crisis that has been going on for many years. In the last few years we saw huge numbers of journalists being jailed, and now we see increasing capture of the media as well as laws like the disinformation law that can be used, again, I think, to silence the media landscape without even having to jail journalists, because you create so much fear among the press. Sanıyorum Avrupa'dan da görünen Türkiye'de çok büyük ve ciddi bir basın özgürlüğü krizi olduğu yönünde. Ve bu kriz yıllardır süren bir kriz. O anlamda hem tutuklanan gazeteciler var, evet, ama artan bir medyanın çeşitli medya düzenleyici kurumlar ya da devlet kurumları ya da mahkemeler tarafından abluka altına alındığı bir ortam var. Ayrıyeten bu dezenformasyon yasası ile birlikte gazetecileri sadece tutuklamak gerekli değil susturmak için. Dezenformasyon yasası gibi yasalar araçsallaştırılıp baskı aracı olarak kullanılarak da Türkiye'deki basın baskı altına alınıyor. I would just like to add about disinformation that we know that there is a global problem with disinformation, and different people and organizations and governments are thinking about how to approach it. But this approach, criminalizing false information with huge criminal sanctions, is the wrong approach, because we believe that it has the potential to create a chilling effect on legitimate independent journalism, which will harm the public's right to information. So it depends on how you deal with the topic of disinformation. Yeah. Şunu da eklemek istiyoruz. Aslında dezenformasyon küresel anlamda bir sorun olduğunu kabul ediyoruz. Dezenformasyonun yayılmasının küresel anlamda bir sorun olduğunu teşkil ettiğini kabul ediyoruz. Fakat diğer sivil toplum kuruluşları, diğer hükümetler, uluslararası mekanizmalar bu konuyla nasıl başa çıkabileceği konusunda çeşitli çalışmalar sürdürüyorlar. Fakat Türkiye'de yapılan dezenformasyonun suçlaştırılması, suç haline getirilmesi, yanlış bilginin yayılmasının suç haline getirilmesi doğru bir yaklaşım değil. Bu yaklaşım tam aksine Türkiye'de yasal yollarla düzgün gazetecilik yapmaya çalışan medya kurumları ve gazeteciler için de bir korku iklimi yaratmak için kullanılıyor ve halkın bilgiye erişim hakkını tamamen elden kaldıran bir biçimde olduğu için tamamen yanlış bir yaklaşım.